Ne oldu? Ne bu haliniz? Neredesin oğlum sen? Geldim işte anne. Ne oldu? Ne var? Anlasanıza. Darp var. Adam kaçırma var. Tehdit var. Daha sayı mı kayınço? Mert ne yaptın oğlum sen? Senin yapman gereken abi. Baba yadigarı evimize sahip çıkmaya çalıştım ama. Kardeşine ne güzel örnek olduğunu farkında mısın oğlum? Ev satılmayacak diye emlakçıyı tehdit etmiş. Kaşını gözünü patlatmış. Abartma anne. Biraz salladım herifi, o kadar yani. Ne biçim konuşuyorsun Mert? Biraz salladım ne demek? Abi sen hakikaten razı mısın şimdi bu evin satılmasına? Otur yine. Üslup diye bir şey var. Adamın ne günahı var? Bu mesele bizim kendi aramızda çözmemiz gereken bir mesele. Şimdi evi niye satmak istediğimi anlıyor musun oğlum? Bak, Mert'in haline. Senin durumun ortada. Seni çok iyi anlıyorum anne. Ama çözümü bu değil. Biz buradan başka bir yerde yaşayamayız. Oğlum çözüm ne? Sen söyle o zaman çözümü. Mert gidecek, emlakçıdan özür dileyecek. Ya, abi. Sözümü kesme. Enişte, sen de git arkadaşınla görüş. Mert özür diledikten sonra şikayetini geri çekmesini rica et. Vallahi ben elimden geleni yaparım kanço. Konuşurum ama adam... Sen halledersin enişte. Senin ikna kabiliyetinin ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Oğlum, böyle bitmeyecek. Sonra ne olacak? Ben bu yürek çarpıntısıyla daha ne kadar yaşayacağım? Sonra hepimiz aile olacağız yeniden anne. Hepimiz birbirimize destek olacağız. Yaşadığımız acı hepimizi bir tarafa savurdu. Şu halimize bakın ya. Tekrar kenetleneceğiz. Bir arada olacağız ve bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Bu kadar basit. Halidem. Gel, gel. Gel. Gel, hayatında yemediğin kadar nefis bir mıhlama yaptım. Gel. Baba sen ne yapıyorsun? Mıhlama. Baba biz seninle ne konuştuk? Bu saatte ne yapıyorsun sen? Hani dikkat edecektin? Halidem, bu akşam salacaksın beni. Öyle bir keyiflenmişim ki mıhlamanın gözüne vuracağım, kaçarı yok. Hayırdır? Haşmet Gürkan'ın bu keyfini biz neye borçluyuz acaba? Dur hadi dur. Önce şunun bir tadına bak. Nasıl? Öyle nasıl? Çok güzel olmuş. Sen nereden bu saatte? Baba. Fuat amcayla bu meseleniz beni çok endişelendiriyor. O konu tatlıya bağlandı. Nasıl tatlıya bağlandı? Fuat yaptığı hatayı anladı, özür diledi. Kaygılanman için hiçbir sebep yok. Anlamadım, nasıl yani Fuat am... Affedersin. Şunu al. Ali Rıza. Halide beni aramışsın. Telefonum kapalıydı. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Yarın görüşebilir miyiz? Kötü bir şey yoktur umarım. Yok. Yok ama yarın sabah ilk iş buluşabilir miyiz lütfen? İstersen şimdi de gelebilirim. Yok şimdi saat geç oldu. Yarın sabah görüşmemiz daha iyi olur. Peki nasıl istersen. Sabah görüşürüz, iyi geceler. Görüşürüz. Efendim Murat Bey. Yanımda. Eren Bey'in mekanındayız.
İyiyiz, iyiyiz abi, sorun yok. Tamam Murat, bir sıkıntı yok, biz getireceğiz. Kiminle konuşuyorsun? Sana diyorum lan. Murat Bey aradı abi. Niye? Merak etmişler abi. Merak etmişler. Merak etmişler ha. Sen ne dedin? Merak edecek bir şey yok. İyiyiz dedim. Ne dedin, ne dedin? İyiyiz dedin ha? Bence merak edilecek bir şey yok mu Fazıl? Ha? Sen iyi misin Fazıl? İyiyim abi. İyisin. Ne kadar iyisin Fazıl? Oğuzhan. Kardeşim sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de mi iyisin lan? İyiyim. Sen iyi misin lan? İyiyim abi. Sende de sıkıntı yok. İyisin. İyiyim abi. Sen iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Nasıl iyisin oğlum? Sayende iyiyiz abi. Ne? Sayende iyiyiz abi. Sayende iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de iyisin. İyiyim abi. Bir ben miyim lan kötü? Hı? Ben miyim lan bir kötü ben miyim? Nasıl iyi kaldınız siz? Lan madem benim sayemde iyisiniz. Ben kötüyüm. Ben kötüyüm oğlum. Ben kötüyüm, siz nasıl iyisiniz? Merak edilecek bir şey yok ha. Ben gösteririm size merak edilecek. Merak edilecek bir şey yok ha. Abi. Bin arabaya. Bin arabaya. Abi. Abi. Ara lan Ali Rıza'yı. Yakacağım burayı. Ne yapıyorsun lan manyak? Ara lan. Şu hayırdır bu saatte? Abi Burak Ersoylu geldi, elinde bir bidon benzin sağa sola saçıyor abi. Ver lan. Yakacağım lan burayı. Siz beni yaktınız, ben de sizi yakacağım. Senin meselen benimle. Sakın kimseye zarar verme, geliyorum. Kaç lan! İşim var mı biraz? Ateş verin lan. Abi. Abin ateş var. Burak Ersoylu. Senin ateşin beni yakmaz. Thank you.
kafama silah dayadığın gün. Kaybedecek bir şeyin yoktu değil mi? Benim de şimdi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi bakalım. Yak hadi. Hadi yak! Ben zaten yanmışım oğlum. Benim bu hayatta yaşamak için bir tek sebebim vardı. Sen benim elimden onu almaya kalktın. Daha dur. Daha yeni başlıyorum. Seninle işim bittiğinde alınacak bir tek canın kalacak. Sen bekle. Benim sana vereceğim tek şey cehennemin ateşi. Kardeşime kıydığın günden beri yanıyorum ben zaten. İyi o zaman. Bu ateş ikimizin de acısını bastırır. Burak! Oğlum kafayı mı yedin lan sen? Abi yaklaşma. Demek bana kazık atacaktın ha? Abi yaklaşma. Demek beni burada tek başıma bırakıp gideceksin öyle mi? Abi. Öyle ama yok kardeşim. Nereye gidiyorsan beni de götüreceksin. Abi yaklaşma. Abi. Çocuklar siz arabaları alın. Burak abimiz bende. Görüyorsun değil mi taksici? Sana ısınmaya çalışıyorum ama fırsat vermiyorlar. Artık bir dahakine. Yutur şunu. İyi misin? İyi değilim abi. İyi değilim abi. Ben iyi değilim. Bana Halide'den vazgeçeceksin diyor abi. Ben nasıl iyi olayım? Hı? Beni küçük düşürmek için Fiko'nun parmaklarını kırdı. Adamlarımın gözünün önünde. Ben nasıl iyi olayım abi? Niçin yaptı bunu? Niçin abi? Ha? Yaşar için. Sen de kalktın buraya geldin öyle mi? Ali Rıza'nın elini sıkacakmışım. Niye ya? Niye abi? Niye? Yaşar içinde. Ne Yaşar oğlum ya? Ne Yaşar'ı? Onun tek derdi kendi işi. Konsorsiyumun dağılmaması için elinden geleni yapıyor. Onun tek derdi Fuat Ersoylu'nun tahtı. Başka bir derdi yok. Ben Halide için ne taht bırakırım abi, ne taç. Gerekirse o konsorsiyumu da dağıtırım. Dağıtmayacaksın. Hiçbir şeyi yıkmayacaksın. O tahta sen geçeceksin. İşte o zaman ne babam sana bir daha karışabilir ne de Haşmet amca. İşte o zaman ne istiyorsan alırsın. Anne domates al. Ver kızım. Biraz peynir al kızım. Enişte şu salatalığı uzatsana. Al kancım. Kim ki bu saatte? Füsun geldi, ben çağırdım. Asıl kapıyı aç dayıcığım. Abi tamam, abartmaya gerek yok. Emlakçı meselesini hallederim ben sonra. Yok, konu o değil. Hepimizi ilgilendiren başka bir konu var. Günaydın. Günaydın Füsun. Hoş geldin kızım. Gel oturup çay koyayım sana. Yok Emine sağ ol. İşim var zaten çok kalamayacağım. Evet. Ne konuşacağız Ali Rıza? Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Füsun. Otur lütfen. Aslı sandalyeyi al gel yanıma.
Ben mi karar verdim? Davadan çekiliyoruz. Ne? Ne diyorsun sen Rıza? Biz olmasak da zaten dava seyrinde devam edecek. Ama Ersoylularla olan husumetimize bir son vermeye karar verdim. Senin bu işin altından kalkamayacağım belliydi. Ama açık konuştuğun için sağ ol. Kimseyle barışmıyorum ben. Nihan'ın hesabını sorana kadar da bu işten vazgeçmiyorum. İstersen bir de gidip özür dileyelim katillerinden. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ali Rıza haklı mı? Bizim o adamlara karşı elimizden hiçbir şey gelmez. Bu dava böyle sürerse ailemizin başına daha çok felaket gelir. Ali Rıza, ben sadece senin avukatın değilim. Aynı zamanda Rukiye annenin de avukatıyım. Yani bu davada tek müdahil sen değilsin. Yani buna böyle tek başına karar veremezsin. Oğlum. Çok şükür. Çok şükür sesimi duydun, beni anladın. Anne sen ne diyorsun ya? Ben ne dediğimin farkındayım. Allah'ından bulsunlar. Ben size bir şey olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum oğlum. Birazcık da annenize merhamet gösterin. Bırakın artık. İlahi adalet hesabını soracaktır. Kızım, Ali Rıza'm ne düşünüyorsa doğrudur. Sen onu söylediğini yap. Benim kalkmam lazım. Şunun gereğini yaparsın. Ali Rıza. Benim yüzümü kara çıkartmadın aslan oğlum benim. Sonunda beni anlayacağını, ana yüreğini yormayacağını biliyordum. Sabri abi ne oluyor yine? Ali Rıza ben gelecektim. Sen niye geldin? Burada konuşmayalım olur mu? Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Tamam. Ama baban görüşmek istedi, onun için geldim. Haşmet Bey'le bir görüşeyim. Sonra çıkarız. Ne görüşecek misiniz? Ağayı bekletmeyelim bu taraftan. Konuşuruz. Hoş geldin Ali Rıza. Hoş bulduk. Evet. Bir karar verdin mi?
Ne yapıyoruz? İntikamımı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonradan kafasını sıkmak için o Burak denen adamın elini şimdilik geri çevirmeyeceğim. Hayat seni zor sınavlara sokuyor. Beni de. Nasıl ki sen kardeşin için Ersoylularla masaya oturmaya tahammül edeceksen, ben de aynı şeyi kızım için tahammül edeceğim. Bunca yıl sonra konsorsiyuma geri dönüyorum. Soyunun bunu hazmetmesi zor. Şimdilik sesini çıkarmaz ama rahat durmayacaktır. Halde güvende olduktan sonra benim için bir sıkıntı yok. Ne isterse yapsın. Misliyle yanıt verir. Sabri. Oğuz, adamları al gel. Ali Rıza'yı tanıyorsunuz. İcraatlarını biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bundan böyle Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur. Sözü sözümdür. Emri emrimdir. Bugüne kadar bana gösterdiğiniz saygı ve sadakati ona da göstermenizi istiyorum. Haşmet abi yüklük etti. Beni ailesine layık gördü. Bundan böyle onun ailesi benim ailemdir. Ailemizin onurunu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olun. Bundan böyle benim için Haşmet abi neyse sen de olsun. Emrin can baş üstü. Allah bizi birbirimize mahcup ettirmesin. Hadi bakalım. Herkes için başlayalım. Konuştuklarınız benim için de geçerli mi? Ha? Ali Rıza'nın sözü artık benim için senin sözün mü baba? Halide, ben bir karar verdim. Bu karar tartışmaya açık değil. Senden de saygı göstermeni rica ediyorum. Ben sana inanmıştım. Ben senin beni anladığını sandım. Ben neredeyse sana derdimi açacaktım. Çünkü diğerlerinden farklı zannettim seni. Ama senin tek derdin meğer mafya babası olmakmış. Yazıklar olsun. Halide, kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben kendimdeyim ama kendinde olmayan, ne yaptığını bilmeyen sizsiniz. Benim tek derdim sevdiklerime zarar gelmemesi. Onları korumak için de her şeyi yaparım. Kimseye de hesap vermem. Sen böyle ancak kendini kandırırsın. Yazıklar olsun. Thank you.
hoş geldin. Hadi bakalım paşam. Bir toparlan artık ya. Müşahede süren bitti. Ulan omzun delik, elin kırık, kafan kırık. Ulan ne adamsın ya. Forvet diye aldık, her yerin sakat çıktı. Gol kralı olduğum günleri unutuyorsun. Ulan bir taksici ya. Bir taksici yüzünden düştüğümüz bunlar benim aklım almıyor. Hadi sen yine iyisin. Senin kırıklar 45 güne düzelir. Benim bu kırılan gururum ne olacak? Hı? Olanları bilmiyorsun tabii. Haşmet'le babam anlaşmış. Eysi el sıkışıp taksiciyle barışmamı istiyorlar. Ne yapacaksın abi? Taksinin elini mi sıkacaksın? Elini sıkmazsam konsorsiyum birbirine düşer. Kafasına sıkmazsam aleme rezil olurum. Bilmiyorum Fiko, bilmiyorum. Umarım taksicinin kini benimkinden büyüktür de bana kalmadan kendi bozar anlaşmayı. Hadi abi hadi. Ortalık karışık. Benim senin yanında olmam lazım. Yok. Dur paşam dur. Sen birkaç gün daha benim yanımda durma. Müşahede altında kal. Anlasana oğlum. Babam ikimizi yan yana gördüğünde iyice çıldırıyor. Bir sakinleşsin. Ondan sonra. Tamam. Haşmet abiyle aramızda geçen mevzunun çözülmüş olmasına hepinizin memnuniyet duyacağına inancım tam. Yalnız çözmemiz gereken çok daha önemli bir mevzu var. Bu süreç hepimize büyük darbeler vurdu. Salman'ın silah tedariği için başkalarıyla görüşmeye başladığına dair bazı duyumlarım var. Sen Salman'la görüştün mü Fuat kardeş? Hayır. Sizlerle görüşmeden herhangi bir adım atmak istemedim. Böyle olacağı belliydi. Birbirimize düşmekten işlerle ilgilenemedik. Mesele birbirimize düşmemiz değil. Sana daha önce de söyledim Fuat. Burak'a çok fazla inisiyatif verdin. Çocuk altından kalkamadı. Sizi buraya şikayet dinlemek için toplamadım. Birlikte bir çözüm üretelim diye topladım. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Hoş geldin. Koltuğumuz duruyor mu Fuat? Elbette. Uzun zamandır şahsi sebeplerden ötürü sizi yalnız bıraktım. Siz de eksik olmayın, sitemsiz yürüttüğünüz işleri. Artık yeniden aranızdayım. Aramıza dönmen beni ziyadesiyle memnun etti Haşmet Aga. Sitem etmedik ama yokluğunu da hissetmedik değil. Bundan sonra bizi yalnız bırakmak için hiçbir mazeret kabul etmeyiz ama haberin olsun. Eyvallah. Abi. Zamanlaman her zamanki gibi harika. Sana en çok ihtiyacımız olan anda geldin. İtaat, gene iki satır muhabbet etmeden, hal hatır sormadan beni işe koşacaksın değil mi? İtaat kardeş haklı. Bu mesele mühim. Abi, Salman bizi satıyor. Kendisine yeni tedarikçi aramaya başlamış. Bu... Tevatür mü, bilgi mi Fuat? Duyum abi.
Ama bu duyumu destekleyen bazı önemli gelişmeler var. Mesela Salman bir haftadır İstanbul'daymış. Habersiz gelmiş. Ben aradım, bir hoş geldin dedim ama benimle görüşmemek için mi oyalıyor? Taksicinin sevkiyatı geciktirmesi iyi olmadı. Salman bunu fırsat bilip komisyonunu yükseltmek için rekabet oluşturmaya çalışıyor. Önce o konuya bir açıklık getirelim. Ali Rıza Altay'la Fuat ve ailesi arasındaki husumet sona erdi. Ali Rıza artık bize mani teşkil etmiyor. Kendisi bundan böyle sağ kolumdur, adamımdır. Bırakın işimizi baltalamayı, gücümüze güç katacak. Sana boşuna eski kurt demiyorlar Haşmet Aga. Yine yaptın yapacağını. Bize sorun çıkaran adamı tuttun, hizmetimizi aldın. Sen böyle takdir ediyorsan bize eyvallah demek düşer. Abi sen daha iyi bilirsin ama bu Ali Rıza birazcık dik başlı. Yani adı üstünde, lakabı Arıza. Ben seni üzmesinden, yormasından korkarım. Ben eğilip bükülen adamdan hoşlanmam Mithat. En iyi sen bilirsin. Salman konusuna gelince, onun dilinden en iyi ben anlarım. Müsaade ederseniz o meseleyi ben çözeyim.